Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyorlar. Aslan demiyorum da, o zaman aslan benzeri, aynı nişi dolduran biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı, bunlar serbest kalıyor. Şimdi bunların serbest kalmasıyla biz beyindeki büyümenin paralel gittiğini görüyoruz. Çünkü bunlar serbest kaldığı an iş yapmaya başlıyor. Bunlar iş yapmaya başladığı an aslan gelirken birisinin aklına gelip bir taş atarsa ona, kafasına geçirirse üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla o ortamda yaşaması daha kolay hale geliyor. Ya çok acayip bağlantılar kuruyor. Otların içerisinde diyor, ben diyor işte eğiliyor, gösteriyor, şu havaya kalktım diyor. Daha avantajlıyım diyor. Maymun ayaklandı, insan oldu diyor. Ya olacak iş mi? Şimdi hocamızı biz bir ayıyla yarışmaya soksak, yarışa girse. Ayı ona 10 basar yani, böyle bir depara kalksa ayı, hocamız daha 10 metre gitmeden tıkanacak. Ayı uçar. İnşallah. Belli ki değil yani, avantaj olur mu? İki ayak avantaj olur mu? Dört ayak avantajdır hayvan için yani, savunmasında. Kesinlikle. Ya mükemmel kaçar, mükemmel ağaca tırmanır. Ve onun için mükemmel bir savunma sistemidir. Ayağa kalkması dediğinde zaten ayı ayağa kalkıyor. Hayvanın sorunu yok ki, bakar etrafına bir tehlike var mı. Ama saklanma mükemmeldir. Yani ve dört ayakla kaçma mükemmeldir hayvan için. 5 dakikada orada hemen öyle bir açıklama yaptı. Yani pratik açıklama gibi. Tabii gençler de orada susuyorlar. Ama biz tabii o konuyu anlatacağız. Hocam bir hayal etsin. Yani bir, değil mi? Kesinlikle. Yani öyle bir şey, mesela öyle bir yarışta geçebilir mi? Geçemeyeceği belli. Değil mi? Her yönden dezavantajlı olacağı belli yani. İnşallah. Halbuki hayvanlar için 4 ayak daha avantajlıdır. Yani hem koşmada hem başka şeylerde kendi her yönde daha avantajlıdır. 2 ayak dezavantajdır hayvan için. Kaçamaz. Yani 4 ayaklı çok daha iyi kaçar. Hı hı. Ve çok daha iyi kendini savunur. Yani orada da çok anormal bir izah veriyor. Bir de otun yükseldi, otu gömdü. Alakası ot, her yerde ot var. Yani o ortamda aynı şekilde yaşayan bir sürü hayvan var. Aynı biçimde, aynı görünümde. Kimi zürafa olmuş, kimi maymun olmuş, kimi başka şey olmuş. Cenab-ı Allah hepsini ayrı yaratmış. Ve hepsi de yiyecek buluyorlar. Öyle bir konu yok. Sanki bu lastik yani, sündürdükçe boynu uzamış, sündürdükçe boynu uzamış. Söylediğiniz gibi o zaman bütün hayvanlar otlara kafasını sündürdükçe onların da lastik gibi boyunları uzaması gerekiyordu.